Dur 10 lira abicim. Ya 100 veririm, sen tanıyamadın mı bizi? Çekiyor mu? Merhabalar. Uzun zamandır benim de merak ettiğim Xiaomi'nin KeyCycle EF1 modeli, fiyat performans aralığı yüksek telefonlardan tanıdığımız Xiaomi birçok ürün satıyor. Bisiklet işine de girdiler. Aslında belki de buna en çok sevinen ben oldum diyebilirim. Merak ettiğim bir modeldi Xiaomi'nin elektrikli bisikleti. Daha önceki Peugeot'un katlanabilir bisikletinde de bahsetmiştim. Yani katlanabilir bir bisiklet almak istiyorum ama elektrikli mi olsun yoksa Brompton gibi sadece işte katlansın, az mı yer kaplasın gibi kafamda bir sürü soru vardı. Sonunda Xiaomi'nin bisikleti elimize ulaştı. Bakalım beklentimizi karşılayacak mı? Şimdi detaylı inceleyeceğiz. Şimdi şöyle önce genel olarak bir bakalım. Görüntüsü Decathlon'un katlanabilir bisikletlerini andırdı. Şöyle üzerinde Shimano Nexus vites sistemi var. Şöyle gördüğünüz gibi benim Scott bisikletimde de vardı biliyorsunuz. Şöyle üzerinde yol bilgisayarı diyebiliriz. Şurada Nexus vites kollarımız. Üzerinde entegre ön arka lambayla geliyor. Lambalar aküden şarj olduğu için LED bu arada lambalar. Gayet güzel. Ekstra bir pille uğraşmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi üzerinde V fren var. Disk fren yok. Bunun tabi avantajı daha hafif yapıyor bisikleti. Pedallarımız birçoğunuzun tanıdığı Velgo pedallar. İyi bir marka Velgo'da. Tekerlekler 16 inç. Tabii ki bu ne yapıyor? Bisikletimizin hem daha hafif olmasını hem de az yer kaplamasını sağlıyor. Şimdi biraz daha detayları Caner'den alalım. Evet, Caner'i nereden tanıyorsunuz? Decathlon hamak videosundan. Yalova, Fab Yalova Dernek Başkanı. Evet Caner, merhaba, birkaç gündür kullanıyorsun. Evet, bu bisikleti ben çok uzun süredir araştırıyorum. Hatta Kerim'le de daha öncesinde katlanır bisiklet üzerine çok konuşmuştuk. Evet, daha önce Dahon'un da vardı biliyorsun yani, evet. Tecrüben var. Dahon vardı. Ben zaten Salkano'nun katlanır bisikletini kullandım ama o çok hoş değildi. Çok esniyordu. Hoşuma gitmemişti. Ki benim boyum kısa ve kilom daha az olmasına rağmen. Evet, yani rigidlik önemli olduğu tabii için ki, hoşuna gitmedi, ki. Doğru. Yani iyi bir katlanır bisiklet dediğiniz zaman insanın aklına Dahon geliyor. Hani bizim Türkiye'de yani bu fiyatlar aralığında. Hemen hemen Dahon kalitesinde diyebilirim. Daha öncesinde Xiaomi'nin ben birçok ürünlerini aldım Xiaomi'nin. Çok da memnun kaldım. İşte bileklik olsun, power bank olsun, telefon olsun. 3 nesildir telefonumu Xiaomi kullanıyorsun. Xiaomi kullanıyorum. Değiştirmiyorum ve memnun olduğum için acaba ne gelecek sorusu hiç aklıma gelmeden siparişini verdim. Aslında artık Xiaomi
kaliteli ürünler yapıyor. Yani fiyat performans ürünleri yapıyor. Yani telefonlarda tabii ki fiyat yükseldi. O yüzden Redmi markasını çıkardılar. Daha uygun fiyatlı ürünleri için. Ama yani eski Çinli marka algısını yıktı. Muhakkak yıktı ve en güzel satış politikası da zaten ürettiği her üründen sadece %5 kazanacağım demesi. Evet, CEO'su bu konuyla ilgili evet. Açıklama yapmıştı. Kâr etmeyeceğiz. Kâr etmeyeceğiz. Yeni dostlar kazanmak evet. istiyoruz diye. Ve reklama çok yatırım yapmıyorlar ama tüketici reklamın en güzelini yapıyor zaten. Doğru. Biz de şu an onun için çalışıyoruz. Şimdi fiyatı... Fiyat aralığı ilk çıktığında 8000 civarındaydı, 7900 civarındaydı. Ben uzun süredir takip ediyordum. İnternette yine Mi'nin forum sitesi var, onun bir market bölümü var. Oradan denk geldi ama tam da emin olamadım. Parayı yatırdım ama acaba gelir mi gelmez mi? Çünkü sayfa güvenilir gelmedi açıkçası. Mi Fan'dan aldın galiba. Mi Fan'dan aldım evet. En ucuz şu an Mi Fan'da 4950 lira gibi fiyatı var. Evet, fiyat bence çok güzel. Neye göre çok güzel? Çünkü biliyorsunuz bugün Dahonlar bile 4000 liranın üzerine çıkmışken bu hem elektrikli hem katlanabilir. Az yer kaplıyor. 5000 lira bence çok iyi bir rakam yani. Ben daha önceden dediğim gibi katlanır bisikleti çok araştırıyordum. Elektrikli olmasını niye istedim? Çünkü ulaşım aracım olacak. Havalar sıcak, işe gidip gelirken terlemek istemiyorum. Yorulmak istemiyorum. O yüzden elektrikli alayım istedim. Elektrikli motor alırım diyenler var. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz uzun süredir bisiklet süren insanlar olduğumuz için bir kere elektrikli bisiklet, yani motor bisiklet diye geçen o pedalları olan ama pedallarıyla bisikleti süremeyeceğiniz olan motora benzeyen elektrikli bisikletler. Scooter aslında. Scooter aslında. Scooter. Onu pedalla bir yere götüremezsiniz ama bu elektriği bir... Yani pilimiz bittiğinde çok rahat bir şekilde pedallayarak istediğimiz yere kadar gidebiliriz. Ya burada amaç aslında hareket etmek. Hareket yani, etmek tabii ki. Tabii ki yaşlı insanlar da motora pek binmek istemiyorlar. Yani bisiklet kullanalım, aynı zamanda hareket edelim istiyorlar. O açıdan elektrikli bisiklet şimdi, çok önemli. Yani o şekilde düşünmemek lazım. Evet. Öyle olsaydı hiç bisiklet diye bir şey olmazdı. Motor çıktığı zaman değil mi? Zaten şöyle bir durum var. Çok karıştırılan bir nokta var. O scooter, motor, onunla gaz verirsiniz gider. Bu elektrikli bisiklet, pedala basarsanız size pedala tahrik gücünde yardımcı olur. Evet, destek veriyor. Destek verir. Yani pedal çevirmeden bunu süremezsiniz. Motoru devreye sokamazsınız. Evet, bu arada ondan da bahsetmiş olalım. Gaz pedalı yok değil mi? Herhangi bir gaz pedalı yok. Belli şiddette pedala basınç uyguladığınızda, ki bu daha güzel bir özellik çünkü her pedala bastığınızda motor devreye girse, şehir içinde, insanların içinde sürüyor olsanız çok büyük bir tehlike yaşayabilirsiniz ama bunda belli bir kuvvet uygulamadan motor devreye girmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, kilometre bazlı söylediğimizde insan yürüme hızı 5 kilometre ise siz 6-7 kilometrede bisiklet sürerken kendi gücünüzle sürüyorsunuz. Ama 10 kilometreye çıktığınızdan itibaren birden 25 kilometre hızı sizi çıkartabiliyor. Çok güzel bir özellik. Evet. Yani belli bir hızın altında devreye girmemesi motor güzel. Aslında devreye giriyor. Lakin şöyle devreye giriyor. Hani sizin bastığınız, pedal çevirdiğiniz kilometre hızı 1-2 kilometre daha hızlı yapıyor. Ama çok seri bir şekilde gitmiyor. O özellik çok güzel. Çünkü güvenlik açısından güvenlik güzel. Zaten... 25 kilometre hız sınırlaması var. Türkiye'de ve Avrupa'da bisikletlerin en maksimum çıkabileceği hız normalde 25 kilometredir. Kanun gereği. O açıdan 25 kilometre de sabit ama ben yurt dışındaki videolarını incelediğimde bunu işte dediğim gibi elektronik aksamını değiştirerek ya da yani yazılımla hız sınırını kaldırabiliyorlar. Hız sınırını kaldırılabiliyor. Ama hatta bu sefer de menzil düşecek. Menzil düşecek. Şey hatta ben bir videoda da şey gördüm. Tuş takımı koyup yani pedal çevirmeden de kullanan insanlar var ama bizim amacımızın dışına çıkacak. Evet, çünkü bizim amacımız pedal çevirmek. Pedal çevirmek, pedal çevirirken yorulmamak. Örnek ver. Şimdi vites sisteminden bahsedecek olursak bence çok önemli bir nokta. Peugeot'un katlanabilir bisikletinde vites sistemi yoktu. Yani bizim amacımız pedal çevirmek olduğu için vites sistemi lazım. İhtiyacımız var yani buna. Benim Scott bisikletimde kullandığım biliyorsunuz Alfin vites sistemi vardı onda, Shimano Alfin. Bu da onun alt segmenti Shimano Nexus 2, 7 ve 8 vitesli modelleri var. Bunun üzerinde 3 vitesli Nexus modeli kullanılmış. Yani yetersiz bulduğunuzda tabii ki üzerindeki vites sistemini, yani kadro buna uyumlu olduğu için ya isterseniz Shimano Nexus'la çok
yüksekte bir fiyatı yok. Değiştirme şansınız var. Yani bisikletinizi isterseniz modifiye edebilirsiniz. Bu size ne avantaj sağlar? Vites aralığı daha geniş olacağı için, yani yokuş yukarı günlük kullanımda da söylemezsin. Bisikletin vites sistemini değiştirme şansımız var. Bu da bir avantaj. Şimdi gözüme çarpan bir şey daha. Lastikler şöyle gördüğünüz gibi yanda lastiklerde reflektörlü şeritler var. Bunlar gece yolculuğunda sizi diğer araçların fark etmesini sağlıyor. Güzel bir özellik. Benim hoşuma gitti. Tur bisikletimde de aynı şekilde şivalbelerde de var bu reflektörler. Şimdi 2,5 saatte şarj oluyor dedik. Bataryası da ufak diyorsun, çok yer kaplamıyor. Evet, şuradaki şarj yuvasından. Evet, buradan şarj edebiliyoruz. Şarj edebiliyorsunuz. Ya da şimdi bu tarz bisikletlerde genelde çalınma olayları pille alakalı oluyor. Çünkü bu tarz bisikletlerin pilleri çok genelde pahalı olduğu için. Pili nereden çıkarıyorsun? Size şimdi pili de göstereceğim. İsterseniz pili yanınıza alıp evinize götürüp ya da iş yerinize götürüp şarj edebilirsiniz. O da güzel bir özellik. Yani pili evde şarj edip. Şurada bir basma noktamız var. Pili bu şekilde. Vay, pil buradan çıkıyor. Pili bu şekilde çıkartıp. Güzelmiş. Yanımıza alabiliyoruz. Gayet güzel. Hazır çıkartmışken isterseniz katlam olayını da gösterebiliriz. Pili çıkartmadan katlanmıyor mu? Pil üstündeyken de katlayabiliriz. Tamam, normal tak abi. Her şeyini tak. Katlama olayını göster. Pedalları katladık. Bisikletimizi katlamak istediğimizde yapmamız gereken şey, şurada plastik bir güvenlik koruyucusu var. Mandal aşağı inmesin diye sürüş anında. Normalde inmez, lakin gene de böyle bir güvenlik önlemi var. Direksiyonumuzu katlarken kablolarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısım aslında yani standart katlanabilir bisiklet gibi değil mi? Dahon evet. Gibi. Farklı olan şey, sele borumuzu çıkartmış olmamız gerekiyor katlayabilmek için. Çünkü iki hareketli kısmı sabitleyen şey sele borumuz oluyor aslında. Sele borumuzu çıkarttığımızda bisikletimizin ayaklığını da kapatalım. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Aa, biraz stridaları andırdı. Evet, katlama şekli biraz daha farklı diğer bisikletlere göre. Tabii şimdi yeni olduğu için tecrübe etmek zaman alacak. Şurada mıknatıslarımız var. Mıknatıslarımızı bir araya getirdiğimizde katlama işlemi tamamlanmış oluyor. Evet, daha onlarda da vardı. Lastiklerin açılmasını engelliyor. Evet, şu şekilde bisikletimizi katlamış olduk. Götürmek istediğimizde bu şekilde götürebiliyoruz. Eğer bisikletimizi katlı bir yerde park etmek bu istiyorsak... Bu seleyi galiba takman gerekiyor. Park etmek istersek seleye takabiliyoruz. Şu şekilde bırakıp gidebiliriz de. Evet, katlama şekli böyle. Ağırlık olarak 14 kilogram bir ağırlığı var. 500 gram. Yani evet. Peugeot'un 18 kiloydu. Tabii onda disk fren falan da vardı. 14 kilo aslında iyi bir ağırlık. Dahonlarda o civarda herhalde. Yani pil ve motor olmamasına rağmen dahonlarda 13,5 kilo. Aksesuarsız bagajlar falan geldiğinde, hani ön bagaj, arka bagaj geldiğinde o kilo da evet, artıyor. Evet, bunda ekstradan batarya olmasına rağmen. Zaten kilo cezbediyor. Bir hani, de açalım. Bir de şu şekilde taşımasını da göstereyim. Bu şekilde evet. İstediğimiz yere götürebiliriz. Gayet. Güzel. Hafiflik bize ne sağlıyor? Yokuş çıkarken daha rahat çıkabiliyoruz. Ne oluyor? Menzil daha uzun oluyor. Batarya süresi uzuyor. Tabii evet. Ki taşıma sırasında ekstra avantajları var. Bir de açalım. Şimdi bisikletimizi toplayacağız. Toplamak için yine sele borumuzu mecburen çıkartıyoruz. Yani daha pratik olsaymış iyi olurmuş ama... Bence... açılışı biraz şey gibi, Brampton'ı andırdı. Evet. Değil mi? Açılma ve kapanma süresi çok uzun değil. Ben daha yeni olduğum için biraz acemilik çekiyorum. Evet, birkaç gün oldu. 2 gün falan oldu biraz herhalde. Biraz yaklaşır mısın? Bir şey daha bahsetmek isteyeceğim. Pilinde olduğu gibi, selesinde de kızak kısmı var.
kızak kısmının olması selenin sağa sola dönüyor olma olasılığını ortadan kaldırıyor. Evet, çok güzel bir özellik. Yani her seferinde seleyi doğru mu taktım, yanlış mı taktım? Evet. Bu devamlı bisiklet binenlerin en büyük yaşadığı sıkıntılardan biridir. Evet, sele boru. Selenin yönünü tam ayarlamanıza yarıyor aslında. Güzel. Evet. Güzel bir detay. Çok İyi güzel bir detay. Pedallarımız da aynı çevirerek açılıyor. Açılabiliyor. Evet. Bakın. Bir daha göstereyim katlamayı isterseniz. Basıp aşağı ya da yukarı çevirebiliyoruz. Evet. Şimdi şunlardan bahsedelim. Bisikletin üzerinde yol bilgisayarı artı aydınlatmalar geliyor. Bunlar neden önemli? Hem bisikletinizle tam uyumlu, kötü görünmüyorlar. Hem de yani ekstra aksesuara para vermemiş oluyorsunuz. Çünkü artık yükseldi yani fiyatları. Tabii ki üstünde bulunan aydınlatmaları birçok iyi LED aydınlatmadan zaten daha iyi bence. Evet. Mesela bisikletlerdeki aydınlatmalardaki en büyük sıkıntı yayanın da gözünü alıyor olması. Aynı da onlarda olduğu gibi tam kadronun çıkışında ön tarafında olması güzel. Ama da onlarda tabii ufak bir LED söküp alabiliyorsunuz. Bu o şekilde değil. Evet, aslında güzel. Bu da güzel bir özellik. Çünkü yani bisikleti çalmasalar bile çünkü lambaları çalıyorlar. Evet, aynen öyle. Doğru, güzel. Yani bunları çalma riski yok. Bitwin bisikletlerde mesela öne baktığınızda hep boş plastik görürsünüz. Neden? Evet. Çünkü aydınlatmaları hep sökülüp çalınıyor. Evet. Bunun öyle bir ihtimal yok. Bunu sökme şansı yok. Çok sağlam bir şekilde yapılmış. Hani tamir için ancak sökülebilir ama bayağı uğraşması gerekiyor. Arka aydınlatma da aynı şekilde. Evet, yine bu da direkt pilin kapağın üstünde kilitli bir şekilde duruyor. Aydınlatmalar tamamen pilinden destek alıyor ve yol bilgisayarı dediğimiz ekrandan. Evet, bir bakalım ekrana. Ekranı açmak için alttaki açma tuşuna bastık. İlk mini yazısı geldi. Çeşitli modlar var. Şu an hareket ettiğinde kilometre. Evet, ne kadar elektrik enerjisi harcadığını gösteriyor. Işık geldi, bakın ekran ışığını açtım şu tamam, an. Tamam, şu an gayet güzel. Şu an gözüküyor sanırım. Evet, ne gibi bilgiler var? Az önce yaptığım gibi ekran ışığını gün ışığına göre kısıp açabiliyoruz. O özellik güzel, şu an 5. seviyede en yüksekte ekran ışığımız. Evet. Buradan kısıp buradan açıyoruz yukarıda. Yani bu kadar güneşin altında yine iyi görünüyor aslında. Evet, yani telefon kadar iyi bence. Şunu göstereyim. Burada belli zaman aralıkları var. 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, bu, 5 dakika. Bu zaman aralıkları şunun için. Mesela tamamen elektrik aksam açık, aydınlatma açık, bisikletimi bıraktım. Ben mesela 5 dakikada seçtim. 5 dakikada duruyor. 5 dakika boyunca bisikleti eğer ellemezsem komple otomatik kendi kapatıyor. Aa, çok iyi. Hareket etmezse, tekerlek dönmezse otomatik bütün enerjiyi kesiyor. Süper. Yani durduğu yerde şarjı bitmiyor aslında. Aynen öyle. Açık unuttunuz diyelim. Mesela bir yere gittiniz, açık unuttunuz. O zaman hemen elektriğini kapatıyor. Güzel. Burada normal mod var, eco mod var. Bir de bow mod var. Bow mod tamamen enerjiyi kullanabildiğiniz. Yani motor gücünü pedalla size destek olduğu en yüksek güç. Ha, maksimum. Maksimum güç. Normal kullandığımda pedal uyguladığım şiddet kadar motor devreye giriyordu. O da güzel bir özellik. Şehir içinde kullanırken normal modda kullanmak mantıklı. Çünkü sizin yaptığınız hıza destek oluyor sadece. Atıyorum yani 5 km sizin gücünüzü 2 ile çarpıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bizim gücümüzü 2 ile çarpıyor. Hmm. Aslında şundan da bahsedelim. Tam 30 günlük sürüş programlarınızı hafızaya alabiliyor. Süper. Yani yaptığınız sürüşleri kaç kaydediyor. Kaç kilometre, ne kadar sürede, kaç kilometre yaptınız, kaç kalori yaktınız. Hepsini gösteriyor. Bunları 30 gün boyunca yedekleyebiliyor. Saklıyor. Güzel. Yakında evet, güncelleme de gelir çünkü versiyonu evet, falan yazıyor. Aslında yurt dışında telefon uygulaması da var. Lakin Türkiye'de bu uygulama hala henüz aktif değil. Ben denedim. Uygulama açılmıyor. Ha, telefondan da takip edebileceksin aslında şarj durumunu geniş, falan. Evet, daha geniş ekranla daha iyi bir şekilde takip edebileceğiz. Güzel. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bisikletimizin birçok elektrikli bisikletten farklı bir yanı da hap motoru önde olması. Bu fırçasız elektrikli motor diye de geçiyor Türkçe'de. Pilden aldığı enerjiyi sizin pedala verdiğiniz kuvveti seçtiğiniz komutlarla özellikleri yani aslında var. Pedala destek vermiyor, tekerden veriyor desteği. Tabii ki. Olay o. Yani şimdi gelişmiş elektrikli bisikletlerde, şarjlı bisikletlerde genelde tarik dişlidendir. Evet. Ve bunu boş üretir. Aynak oldanlar, evet. Aynak oldanlar. Bunu boş üretir. Bu tabii fiyatlar da ona göre çok daha yüksek oluyor. Evet, boş
motoru kullanan markalarda fiyat yüksek oluyor. Ama yüksek oluyor. Genelde üzerinde kullanılan motorlar ben baktım aynı. Yani Peugeot'da da yine aynı güçte bir motor vardı. Benim boyum 1.78. Bisikleti de görün. Tabi jantları küçük olduğu için, 16 inç olduğu için bayağı küçük görünüyor. Yani beni üzen bir nokta maksimum kullanıcı limiti 75 kilo. Yani bir iki sene önce falan binebilirdim ama şu an 90'larda olduğum için ya bu biraz beni üzdü. Yani bir problem olacağını düşünmüyorum ama o şekilde belirlemişler. Çünkü jantlar falan gayet iyi görünüyor. Çift katlı jantları var. Şimdi bir de arabada birçok kişi şunu da soruyor. Sonuçta bisikleti birebir görmediğiniz zaman anlayamıyorsunuz videolardan, fotoğraflardan. Arabanın bagajına katlandığında rahat sığıyor mu? Dahonlarda da yine en çok gelen soru buydu. Şimdi bir de arabaya koyalım bakalım. Sığacak mı? Evet, bu arada arka frende değil mi? Balata fren var. Evet, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bagaja sığıyor mu? Şimdi katlanmış bir halde deneyeceğiz. Aç bakalım. Ben biraz yaklaşayım. Anahtar bende çünkü. Evet. Tabii aslında zamanla tabii çok yeni olduğu için şöyle yani kapladığı yeri anlamak açısından gördüğünüz gibi gayet güzel. Değil mi? Arabanın içine bile sığar yani. Güzel. Sorunsuz. Kapat kapağı. Evet, bugünlük bu kadar. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Eğer bu video çok ilgi görürse 20 kilo zayıflayıp günlük kullanım videosu çekeceğim. Caner'den alıp günlük kullanım videosu çekeceğim. Yokuşta vesaire detaylı anlatacağım. Sana teşekkür ediyoruz Caner. Bizi aydınlattın. Siz izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.